Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 6. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Nasılsınız beyler? İyiyiz, Vallahi Barış. iyiyiz. Öncelikle geçen hafta için takipçilerimize teşekkür edelim. İzlenme sayısında rekor kırdık. Güzel bir hafta oldu. Tahminlerimiz de bence gayet isabetliydi. 1-2 Fire hariç benim kaleci tercihlerim gibi. Onun için bir teşekkür ederek açalım isterseniz. Sizin de söyleyeceğiniz şeyler varsa kısaca ondan sonra kadroyu saymaya başlayalım. Yani bizi izlemeye devam etsinler. İsabetli önerilerimize biz devam edeceğiz. Genelde üçümüzün böyle kadrosunu ortalama alınca iyi işler çıkıyor zaten. Bence bu hafta da öyle olacaktır. O yüzden önerilerimizi beklesin. Belki bazen çok fazla değişik isimler önermiyoruz ama genel olarak verdiğimiz isimlerin isabetli olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten bizi izlemeye devam etsinler. Ayrıca kanalımıza abone olsunlar. Beğeni ve yorumları mutlaka esirgemesinler. Ben de tam onu diyecektim. Teşekkür ediyoruz izlenme sayısından dolayı ama beğeni ve yorum da geçen hafta gayet iyiydi. Teşekkür ediyoruz. Ama izlenme sayısına göre üye sayımız çok az, abone sayımız çok az YouTube'da. Takipçilerimiz, bizi izleyenler, bizi beğenenler abone de olurlarsa çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Aynı şekilde yorumlarla, beğenilerle destek olurlarsa da çok teşekkür ederiz. Dikkate alıyoruz. Yani onlara cevap vermeye de çalışıyoruz. Yani biz burada kar amaçlı değil, kendi aramızda güzel bir program yapmaya çalışıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz düşüncelerimizi, görüşlerimizi, eğlenmeye çalışıyoruz. Ya bunu ne kadar çok kişiye ulaştırırsak biz o kadar mutlu oluruz. Onun için destek olurlarsa seviniriz. Rahmetli Zeki Müren ne demiş? Alkışlarla yaşıyorum demiş. Biz de her like bir alkış gibi bize. Biz de o like'larla yaşıyoruz. Gördükçe seviniyoruz. Sevindikçe daha iyi tercihler yapmaya çalışıyoruz diyelim. Evet. Bir de YouTube'daki yorumlara da biz sonradan yazıyoruz. Hani takip ederlerse YouTube'da onları da görebilirler. Mesela Onuachu biz programı çektikten sonra transfer olmuştu. Ben Onuachu alınabilir sürpriz arayanlar yazmıştım. Güzel bir kafa golüyle açtı. Neyse kısa geçelim bu kısmı. Kadrolarımızı sayalım. Zaten o sayarken de bol bol konuşacağız. Benim Bu birkaç hafta sorum var Barış. söyle Mert. Birincisi biz bu programı pazartesi günkü maçlar oynandıktan hemen sonra çekiyoruz. Dolayısıyla maçları gördük ama istatistik anlamında belki sarı kart cezaları olanlar olabilir. Şu an için bilgiler ulaşamadık bilgilere yeterince. Sonradan çıkacak sakatlık ihtimalleri olabilir. Biz biraz programı erken koymak adına biraz erken çekiyoruz programı. Bu hafta Dolayısıyla vaktimiz az. hem vaktimiz hem de bütçemiz çok az. En önemlisi de o. Bütçemiz az olduğu için kelepir tercihlere yöneldik. Daha sonrasında eğer değiştirirsek ben şahsım adına YouTube yorumlara yazacağım bunları diyerek sözü size atayım. Ben de sözü Mali'ye bırakayım. Kaleci tercihleriyle kadrosunu saymaya başlasın. Haftaya açsın Mali. Haftayı açalım. Haftayı hüzünlü açıyoruz. Beşiktaş taraftarı olarak. Trabzonspor karşısında ağır bir mağlubiyet aldı Beşiktaş. Söylemiştim ben size geçen hafta zor maç diye. Yani ben aslında ilk 20 dakikaya kadar da Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyordum ama kötü bir mağlubiyet oldu. Üstat Zeki Demirkubuz'un dediği gibi dünyanın en güzel şeyi Beşiktaş'ın attığı gol, dünyanın en kötü şeyi Beşiktaş'ın yediği gol diyor kendisi. Bu hafta dünyanın en kötü şeyinden fazlasıyla görmüş olduk diyelim. Giriş yapalım. Kaleci tercihim Gökhan Akkan. İlk tercih. Çaykur Rizespor kağıt üzerinde isim olarak çok iddialı bir kadro gibi gözükmüyor ama İlhan Palut Hoca farkını gösterdi. Derli toplu bir takım. İyi oynuyorlar. Kazanarak gidiyorlar. Şu an üst sıralardalar. Muhtemelen ligi ben ilk 8'de tamamlayacaklarını düşünüyorum. İlk 5 belki uzak bir hedef olabilir ama bence Çaykur Rizespor için ilk 8 koyulabilecek bir hedef gibi duruyor. Bu haftada kazanmaya yakınlar. Sivasspor'u siz daha çok o maçı izlediniz. Gerçi ben diğer maçtaydım. Keşke Sivas Ankaragücü maçını izleseydim ama Karagümrük Hatay maçını izledim. Nispeten daha futbol sevki açısından kötü bir maçtı diyebilirim. Sivasspor çok takip edemesem de Rizespor'un ben içeride kazanacağını düşünüyorum. Bu yüzden ilk kaleci tercihim Gökhan oldu. Yedek olarak da Antalyaspor'dan Helton aldım. Antalyaspor'da aslında biraz şanssız da gidiyor. Fenerbahçe maçında ona da yakınlardı son dakikaya kadar. Çok amatörce bir gol yediler. Yani bu seviyelerde yenilmemesi gereken bir goldü. Szymański tabii ki topa çok iyi vurdu ama korner atılırken ceza sahası içinde o kadar boş kalması bir Süper Lig takımı savunması için çok büyük bir eksi. Kötü bir gol oldu Antalyaspor açısından. Bu hafta onlar da şeytanın bacağını kırabilir diyorum. O yüzden kaleci tercihlerim Gökhan ve Helton benim bu hafta.
Mertişko senle devam edelim. Az önce spoilerını vermiş olduğum gibi bu hafta maalesef olabildiğince düşük bütçeli tercihlere yönelmeye çalıştım. Güvenmediğim kaleciden başlayayım. Ben Bahadır'ı aldım kadroya. Bahadır Gikiewicz'in sakatlığı sebebiyle bu hafta formayı giydi. Birkaç tane iyi kurtarışı vardı fakat bir golde de Saiz'in zaten tek golünde de topu çıkartabilirdi. Tabii biraz yani çok iyi bir kaleci olduğunu söyleyemeyiz. Süper Lig ortalamasının altında bir kaleci. Ama en azından şimdilik oynayacak gibi duruyor. Ve oynayacağı takım da Konyaspor. Konyaspor üretimde çok zorlanıyor. Zaten o orta sahayla üretimde zorlanmak çok normal. Galatasaray'ın Taylan, Berkan, Çıkaldao dönemindeki gibi onun daha da aşağısında bir orta sahaları var. Enzonzi, Soner, Çıkaldao inanılmaz statik, hareketsiz bir orta saha. Tabii dolayısıyla üretimde biraz zorlanıyorlar. Bundan dolayı da bir ihtimal Ankaragücü'nün clean sheet'ine gitmeye çalıştım. Ama biraz daha güvendiğim bir tercih. Yaralı takımdan tercih yapmak istedim. Kanatlarından vurulmuş bir takımdan. Beşiktaş'tan Mert Günok'u aldım. Güzel tercihler, ben de söyleyeyim. Benim sürpriz tercihim şu. Gaziantep Futbol Kulübü Şumudika'yı getirdi biliyorsunuz. Ama geçen maçtan önce pek bir vakti yoktu. Şimdi haftanın ilk maçında İstanbulspor'u ağırlayacaklar. Bence Şumudika'nın iyi bir başlangıç yapması için iyi bir maç. Ben böyle kısır 1-0'lık falan bir galibiyet duran toptan bekliyorum. Ya da belki 2-0 yani erken gelirse gol. Yani ligin kodlarına hakim bir hoca biliyorsunuz Şumudika. Ben onun için Florin Nita'yı aldım Gaziantep FK'dan. Haftanın da ilk maçı zaten. Batuhan'ı oynatacaklarını zannetmiyorum. Nita oynar. Oynamazsa da değiştiririz zaten hafta kadroları görüp. Oynar oynar. Bakma. Şimdi Sivas Ankaragücü maçını izlerken de bunu hep konuşuyoruz zaten. Bizim ligimizdeki takımlar zamanında Davum'un söylediği gibi transfer yapmayı forvet ya da en azından hücum oyuncusu almak zannediyorlar. Mesela Sivasspor sürekli ileriye oyuncu alıyor, sürekli ileriye oyuncu alıyor. Ama yıllardır stoper ikilisi Caner Osmanpaşa, Apindangoya, kalede de Ali Şaşal Vural. Yani çok kötü bir üçlü ama işte ileridekilerle taşımaya çalışıyorlar. Oysa ki işte şunun için söyledim bunu. Şumudika bu lig kodlarına biraz olsun daha hakim bir bence bu hocalara göre. Hemen Jiloboji vardı. Onun da ya da yanına Enkolu'yu dikti. Sağlam bir stoperlerden kurmaya çalışıyor orayı. İşte Maxim geçen maç daha etkiliydi. Eli değmişti. Ben Antep'in kazanabileceğini düşünüyorum. Yedek tercihim de birazcık da tilki rozeti için. Ben gerçekten favori takım bulmakta çok zorlandım bu hafta. En favorisi Mert'in de dediği gibi kanatlarından yaralı olan Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'u yedeğe aldım tilki rozeti için. Savunma hattı için de sözü Mali'ye bırakıyorum. Savunmadan ben Rizespor'dan devam edeyim. Rizespor'a bu hafta şanslı gördüm, söylemiştim. Oyunda Taha Şahin olarak gözüküyor. Bizi dinleyenler ve izleyenler farklı sitelerden bakarsa Muhammed Şahin olarak da görebilir. Taha Muhammed Şahin tam ismi. Bir bek oyuncusu. Onun da maliyeti uygun. Dediğin gibi sen bu hafta biz erken çektiğimiz için işte futbol kahini vesaire diğer bütçelerimiz henüz eklenmedi oyuna. Bu sebepten biraz düşük bütçeyle kadroyu kurduk. O yüzden ben kadroyu tamamlamak adına Taha Şahin'i aldım. Değiştirebilirim belki ama şu anlık düşünmüyorum. Kadromda kalabilir. Belki sürpriz de yapabilir. Bütçesi düşük olanlar için bence değerlendirilebilecek bir isim. Diğer isim Kevin Rodriguez. Onu geçen hafta da almıştık. Asist de yaptı. Gerçi Svensson iki asist yaptı. O bir asist yaptı ama olsun. Adana Demirspor geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor. Hocası değişti ama nispeten kadrosunu korudular. Çok fazla değişiklik olmadı kadroda. Avrupa'dan elendi Aynen. de lig için işlerine geldi. Yani kötü oldu aslında, penaltılarla talihsiz bir elenme oldu ama bence onlar çok bu senaryoyu istemiyorlardı. Şimdi dediğin gibi belki etki yapmış olabilir ama bence uzun vadede kötü oldu. Gruplara kalsalar çok daha büyük artıydı. Adana Demirspor için hem de Adana şehri için. Olsun, yine de emekleri için teşekkür ederim. Gerçekten iyi getirdiler oraya kadar. Artık oradan sonrası şanstı. Kevin Rodriguez'i bu hafta da aldım. Bir diğer sol bek Masuaku. O da Afrika'dan dönüşte Trabzon'da 11 başlamadı. Ne kadar etki ettiğini de görmüş olduk. Yani Onur Bulut evet belki iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor ama sol tarafta sağ ayaklı bir bek olmuyor. Yani hücumların 2-3 saniye aksamasına sebep oluyor. Çünkü top sol ayağına gelince tekrardan bir sağ ayağını almaya çalışıyor. O sırada zaten defans yerleşmiş oluyor iyice. Bu oldukça büyük bir dezavantaj. Bunda Beşiktaş 45 dakika boyunca ciddi sıkıntısını yaşadı. Artık Masuaku sakatlanmadığı sürece muhtemelen herhangi bir rotasyona gidilmeyecektir o tarafta. O yüzden bu hafta Masuaku'yu alıyorum. Ben Kayserispor'da bu arada oldukça iyi bir takım. Orada da bir hoca değişikliği oldu. Recep Uçar da geçen sene düşük kadrosuyla daha böyle nasıl diyelim tam uygun kelimeyi bulamadım ama Ümraniyespor gibi bir takımla
Fena olmayan işler yaptı en Kadrosuyla azından. diyelim. Mütevazi kadrosuyla diyelim. Yani mütevazi kadrosu daha uygun dediğin gibi. İyi futbol oynayarak düştüler. Belki düştüler ama her zaman pozitif bir oyun anlayışı vardı Ümraniyespor'un. O sebepten ben Recep Uçar'la Kayserispor'un da kolay lokma olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'a zorluklar çıkartacaktır ama Beşiktaş'ın en azından zirve yarışında kalabilmesi için bu maçı mutlaka alması lazım ki Perşembe günü de oldukça çok zor bir maçı var. Brüj maçı. Bu fikstür Beşiktaş açısından biraz şanssız gibi gözüküyor. O üst üste zor maçlar oynayacak. Dönüşünde Kayseri'den sonra Adana Demirspor deplasmanında var. Oldukça kırılgan bir dönem olabilir. Yani burada nispeten daha kağıt üstünde kolay gözüken maç Kayserispor mutlaka kazanması gerekiyor. Bu yüzden Masaaku'yu tercih ettim. Yedek olarak da ben de Antepspor'un artık o sıfır çekmekten kurtulacağını düşünüyorum. Gaziantep FK İstanbulspor'la oynayacaklar içeride. Bu yüzden Ertuğrul Ersoy'u tercih ettim. Duran toplarda belki Cilovoji'den seken pozisyonlarda gol de atabilir. Gol yeme ihtimallerini düşük görüyorum ama tabii Süper Lig'de her şey olabiliyor. Olsun yine de ben Ertuğrul Ersoy'u tercih ettim bu hafta için. Benim savunma tercihlerim bu şekilde. Mertişko ile devam edelim. Ben duran topların iki çılgın ismini kadroma kattım. Bunlardan bir tanesi Abdülkerim Bardakçı. Tabii dinleyenler, izleyenler diyebilir ki ya Başakşehir'de yeni hoca geldi. Bu hafta galibiyet de aldı, moralli çıkacaklar falan. Eyvallah, doğru düşünceler. Ama Galatasaray'ın ben zorlu maçlara daha iyi hazırlanıp daha motive olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda Abdülkerim yani her takıma bu rakip fark etmeksizin duran toplarda gol atma ihtimali yüksek bir oyuncu. Dolayısıyla onu tercih ettim. Diğeri de tabii ki bu senenin yıldız stoperlerinden ve aynı zamanda hücumdaki performansıyla ki bu hafta da aslında golünü atmıştı ama olmadı. Omar Colley boğazlayan bir defans oyuncusu. Rakiplere nefes aldırmayan bir savunma oyuncusu. Kendisini tercih ettim ve bir de rakiplere nefes aldıran bir oyuncuyu tercih ettim. Necip Uysal. Yedeğim yok. Evet, ilginç tercihler. Ben de sayayım. Ben Adana Demirspor'un iki bekini aldım. Kevin Rodriguez ve Jonas Svensson. Yani çok kolay bir maç mı? Değil. Kasımpaşa serseri mayın gibi. Nerede ne yapacağı belli olmuyor. Ama yani ben kazanacağını düşünüyorum Demirspor'un. Avrupa maçı da yok. Dönüşünde Beşiktaş maçı var ama öncesi boş. Onun için Kasımpaşa'yı yeneceklerdir. Stoper tercihim Papi Cilobocci. Ya duran toplarda ben güveniyorum Cilobocci'ye. Yani Antep'ten birini almam lazımdı. Yani Cilobocci'yi aldım, riske etmedim. Ve yedek tercihim, dediğin gibi rakiplerine nefes aldırmayan, rakip kalede de etkili olan Omar Colley. Tilki rozeti için Beşiktaş'ı yedek kulübesine dizdim. 4 Beşiktaşlıyı. Beşiktaş'tan net bir galibiyet bekliyorum ama şimdi şu var, Galatasaray'la ilgili sen tercih yapmışsın. Şimdi Galatasaray'ın çarşamba günü zor bir Kopenhag maçı var içeride. Cumartesi günü de Başakşehir'le oynayacak. Aradaki süre çok az bence. Ve Galatasaray'daki oyuncuların çoğu da tam fit durumda değil. Aradaki süre Rakiplere az diyorsun da Beşiktaş'ta Perşembe Pazar günü oynuyor. Yani Beşiktaş'ın da aynısı geçer. Ben Beşiktaş'ın da Beşiktaş'tan dizip Galatasaray'a zor diyor. ama Aynı arada şöyle bir fark var. Beşiktaş Kayserispor'la oynayacak. Daha mütevazı, daha zayıf. Beşiktaş'ta 3 gün sonra Adana Demirspor Ama deplasmanına o maç gidecek zor. ama Galatasaray Tam o maç takılır zaten. İstanbulspor'la oynayacak. Tamam, o maçı ayrı konuşuruz. Sizin tercih yani Beşiktaş'a güveniyoruz diyorsunuz da Beşiktaş Trabzon'dan geldi. Bir deplasmandan geldi. Belçika'ya gidecek. İki deplasman üst üste. Galatasaray bütün maçlarını İstanbul'da oynuyor bu süreçte. Bunu da unutmamak lazım. Doğru. Ekstra olarak söyleyeyim. Doğru. Ama ya ben Beşiktaş'ın rakibini çok güçlü görmüyorum. Beşiktaş'ın da bir tepki maçı olacaktır. Diyeyim, ben çok konuştum. Orta saha için sözü sana bırakayım Mali. Kerem Aktürkoğlu ile ben devam edeyim. Geçen hafta formda demiştim. Sen çok formda olduğunu düşünmüyordun. Kaptan yapmıştım ben. Gerekli cevabı vermiştir sana umarım. İki gol bir asistle. Yeterli oldu mu senin için form düzeyi? Ya Kerem hareketten de iyi, memnunum. Son maçı iyiydi. Güzel. İkinci gol özellikle çok iyiydi. Yani Kerem inişlerine çıkışlarına alıştık artık. Mert hep söylüyor ya. Yani dibe vurup yükselmeyi çok iyi beceriyor ama dibe de çok kolay vurabiliyor. Özellikle sezon başlarında o ritmini bulana kadar ya da etrafındakilerle uyumu artana kadar. Yani hala ben Icardi'yi fazla aradığını düşünüyorum. Yine 2-3 pozisyonda daha uygun kişi varken Icardi'yi aradı. Ya Kopenhag maçı iyi bir gösterge olacaktır Kerem için. Bakalım izleyeceğiz. Ben Kerem Aktürkoğlu'ndan devam ediyorum. İlk tercihim Kerem. İkinci isim Dele Başiro. Trabzonspor bizi net bir skorla yendi ama ben Trabzonspor'un bu oyununun Anadolu takımlarına karşı çok işleyeceğini düşünmüyorum. Nispeten ona kapanan takımlara karşı zor açacak. Ya yani Beşiktaş gerçi çok açıkta bir oyun oynamadı ama Trabzonspor %29'luk toplu oynama yüzdesiyle maçı 3-0 kazandı. Yani bu şekilde Anadolu'da deplasmanlarda maç kazanmasının zor olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden
Başarıyı tercih ettim Hatayspor'dan. Yusuf Sarı'yı aldım Adanademirspor'dan. Onu da sık sık tercih ediyoruz zaten. Bu hafta skor yapamadı ama halen Adanademirspor'un en formda oyuncusu. O yüzden Yusuf Sarı'dan devam ediyorum. Bir diğer isim Rizespor'dan Gustavo. O da Botafogo'dan, Brezilya'dan geldi. Rizespor'da fena olmayan bir maç çıkardı. Bu hafta ben ondan devam edeceğim. Skor yapabileceğini düşünüyorum. Diğer isim Furkan Soyak. O da Antep'te senelerdir oynuyor. Onu alma sebebim tabii ki birazcık bütçe. Yani para geldiği zaman Maxim'e geçeceğimi düşünüyorum. Ama Furkan da bence kötü bir tercih değil. Zaman zaman skor katkısı yapabiliyor, sürpriz goller atabiliyor, uzaktan şutları var. O yüzden bütçesi olmayanlar için değerlendirilebilir. Ben param olunca Maxim'e geçeceğim ama Furkan Soyabdi dediğim gibi kötü bir tercih değil. Yedek olarak da Szymański, Fenerbahçe'nin, o da iyi oyuncusu. Biz hep Tadiç'e gidiyoruz. Ben en azından hep Tadiç'i alıyorum. Hep Tadiç diyorum. Bir skor katkısı gelmedi Tadiç'ten. Szymański'ye de biliyorsun golcü değil demişlerdi. Çok fazla video düştü Serdar Çelikler'in. O da attıkça atıyor. O yüzden yedek tercih olarak ben Szymański'yi aldım. Mertişko ile devam edelim. Valla Kerem bende de var. Yani yine oynayacaktır Banko Türk şeyinden dolayı. Zaten takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Ben form düzeyinin devam edeceğini düşünüyorum. Başakşehir karşısında da olsa. Yusuf Sarı yine Mali ile ortak tercihimiz. Yusuf Sarı'dan geçen hafta faydalanamamış olmanın şaşkınlığı içerisindeyim. Yani 3 tane gol içerisinde ne asist ne gol olmasını gerçekten inanamıyorum ama yapacak bir şey yok. Demek ki bu haftaymış diyeceğiz. Bu hafta bekleyeceğiz. Çünkü bazen yani istediğimiz şeyler olmadığında değiştirdiğimiz oyuncuların bir sonraki hafta iş yaptığını görüyoruz. Bunu yıllardan beri oynayanlar bilir. O yüzden ben Yusuf Sarı'dan bir katkı alana kadar devam etmeye çalışacağım. Yusuf Sarı'dan devam ediyorum. Benhur Keser'i aldım ben. Benhur ileri uçta oynuyor ve 3,5 milyon euro bütçesiyle kelepir tercihler arasında kendisine her zaman yer bulacak gibi duruyor. Eğer oyun fiyatını arttırmazsa. Kaptanım bu hafta ilginç bir tercih gibi gelecek insanlara ama ben Alexandru Maxim'i kaptan yaptım. Bunu yapma sebebim geçen hafta Gaziantep maçını çok ciddi bir gözle izledim. Yani en net izlediğim maç oydu. İkinci yarı özellikle Kayserispor karşısında Gaziantep inanılmaz pozisyona girdi ve bu pozisyonların %60'ının altında Maxim'in imzası vardı. Yani farklı bir hoca olsaydı Şumudik haricinde Maxim'i bunları değerlendiremediği için kesme ihtimali bile olabilirdi. Ama ben tam tersi bir etki yaratacağını düşünüyorum. Şumudika'nın jokerlerinden birisi kendisi. En güvendiği oyunculardan birisidir geçmişten beri. Bu hafta ben o kaçırdıklarını, yani geçen hafta en az bir gol, iki gol, bir asist yapacak performans sergiledi. Bu hafta en azından bir golünü göreceğimizi düşünüyorum ben İstanbulspor karşısında. O Evet. yüzden şimdi kaptanım Maxim. Yedeğimde de Trabzonspor'u biraz daha yeni transferleriyle birlikte biraz daha takım olma yolunda ilerlediğini gördüm. Çok beğenmedim aslında Mali'ye, o konuda katılıyorum ama özellikle formda olan bir oyuncusu var. Barış da onu tercih ediyor son 2 haftadır. Ben bu hafta Enis Bardi'yi yedeğe koydum. Daha sonra tercihlerimi tabii değiştirebilirim. Belki Yusuf Sarı'yı veya Kerem'i de yedeğe atabilirim. Mert sen dörtlü orta sahayla oynuyorsun değil mi? Evet, 4'lü 3 Yani 5 4'lük. orta saha tercih ettin. Doğru. 5'i de bende var. Hatta yani şöyle söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'nu aldım. Kerem Başakşehir maçlarında ayrı bir motivasyonla oynuyor biliyoruz. Daha önce yaşadıklarından dolayı. Galatasaray'dan tek tercihim Kerem Aktürkoğlu oldu bu hafta. Yani iş yaparsa onun yapacağını düşünüyorum. Zor bir hafta olacak bence Galatasaray için. Enis Bardi. Şöyle bir şey var. Şimdi geçen sene Trabzonspor çok kötü gitti. Yokuş aşağı gitti. Ya Enis Bardi kesinlikle kötü bir oyuncu değil. Ama geçen sene ihtiyaç fazlası bir transferdi. Takım da kötü gidince olduğundan daha kötü gözüktü. Ama bu sene çok faydalı oynuyor. Hoca da ondan faydalanıyor. İhtiyaç da var. Yani ben Enis Bardi'yi bir de 6,5'a bulmuşken her hafta yani Trabzon'un kazanabileceğini, iş yapabileceğini düşündüğüm her hafta alıyorum. Bir tek geçen hafta almadım. Zor bir maç diye. Onda da asist yaptı. Ben de Maxim'i kaptan yaptım. Çünkü ben sürpriz kaptan tercihlerini seviyorum. Maxim'in gole yakın olduğunu düşünüyorum. Penaltı da atıyor. Benhur Keser'i aldım. Çünkü Benhur Keser santrfor oynuyor. Rize'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Gole en yakın oyuncusunu da 3,5'a ve orta saha olarak bulmuşken almamak çok saçma olurdu. Yusuf Sarı için de şöyle şimdi. Sen diyorsun ya tutmadı ertesi hafta atı yapabiliyor. Ya ben orada şuna bakıyorum. Yusuf Sarı oyun olarak yine etkiliydi. Pas verdi, bir küçük bir farklı offside oldu, başka bir şey oldu.
Yani bayağı etkiliydi aslında. Bu demek ki tercihimiz olumlu sonuç vermese de doğruydu aslında. Yolumuz doğruydu. Onun için bu hafta yine aynı yolu tercih etmek mantıklı bence. Ben ama beşli orta saha oynuyorum. Altıncı bir orta saham daha var yedekte. O da ben geçen hafta çok eleştirilen, bu hafta Kayserispor karşısında bunu telafi edebileceğini düşündüğüm Beşiktaş'tan Milot Rashica deyip sözü Beşiktaşlı Mali'ye bırakıyorum. Yani Beşiktaş'ta o maçta rotasyon olma ihtimali yüksek. Necip ve Raşit Saif 11 başlamayabilir diye düşünüyorum ben. Yani Brühl maçındaki 11'e de bakmak lazım tabii ama orada kadroda mutlaka farklılıklar olacaktır. Çünkü olmama ihtimali yok. Çok arayla çok sert maçlar oynayacak. İlla ki birileri değişecek. Üst üste herkesin 11'e başlaması mümkün değil gibi gözüküyor. Eğer Avrupa maçında olacaksa bu rotasyon, hani Amartey mi, Erik Bailly mi sağlamsa onu oynatıp ligde Necip oynatması daha makul gibi geliyor bana. Yani ben düşününce ligde şöyle bir şey olabilir. Rose'nin yerine Onur Sağbek başlayabilir diye düşünüyorum. Necip'in yerine yine yabancı bir stoper oynayabilir. O şekilde de bir şansı var Şenol Hoca'nın. Çünkü Necip'in performansı çok iç açıcı değil. Gerçi Beşiktaş takım olarak kötüydü ama Necip de o takımın kötülerinden biriydi son maç. Stoperdeki performansını çok etkili bulmadım. Onunla daha fazla ısrar edeceğini düşünmüyorum açıkçası bu sebepten. Necip Bu arada tercihine bakmak. ben parasızlıktan aldım. Ben Masuaku'yu tercih ederim ama parasızlık gözü kör olsun parasızlığın. Diyelim ben o zaman Sen forvet hızlıca hattını sayayım Mali. o evet sayayım. Aboubakar ve Adem Buksa benim forvet tercihlerim. Yedek olarak Icardi'yi alacağım tabii ki tartışmasız ama şu an için bütçe gelmediğinden dolayı Riyad Mahiç'ten devam ettim ben deyip sözü size bırakayım. Mert sen de devam edelim. Vuramıyoruz. Bir türlü o kuşu, o skorları alamıyoruz. Ama Aboubakar'ı tekrar ve tekrar aldım. Artık son şansı. Aboubakar'ın bu sene ligde golü yok. Çok ilginç değil mi? Yani çok ilginç ama artık bunu bir yerde kırması lazım. O maçta o maç Duymadım hiç. olabilir. Çünkü Kayseri stoperleri yeterince kötü. Mauro Icardi büyük maçları sever. Onu aldım. Mbaye Niang'ı aldım. Niang geçen hafta artık bir forma girdiğini gösterdi. Şerif Endiay'ın yerini alacağını gösterdi ve penaltı da kullanabiliyor. Onu aldım ve yedeğe de yine prime döneminde olduğunu düşündüğüm Dzeko'yu aldım. Yorgun Icardi ile prime Dzeko'yu. Prime Ceko. Ceko son prime. Ya hala prime'ında diyelim. Barış'a bırakalım sözü. Evet, ben de sayayım. İlk tercihim Trabzonspor'dan Paul Onuachu. Ben çok beğendim. Bizim ligde çok iş yapacağını düşünüyorum. Sakatlanıp çıktı. Ciddi bir Belki sakatlığı yok bildiğim kadarıyla. Öyle gibi gelmedi bana. O konuda bir sıkıntı olursa ben yine şey mi? Bu arada Onuachu oynamazsa da, yani sakatlığı varsa da ben Enis Destan'ı tercih ederim. Çok beğeniyorum Enis'i. Umut Bozon da önüne geçti zaten kadroda. Çok da uygun maliyeti, yani bir fırsat da yaratabilir. İkinci tercihim Mbaye Niang. Geldi Balotelli, hatta İki deli bir araya gelmemeliydik diye duyurdu Adana Demirspor ama Balotelli henüz hazır değildir. Muhtemelen bu maç yine en fazla sonradan dahil olur oyuna. Mbaye Niang da gollerini attı, yani kesmeyi gerektirecek bir durum yok. Onun için Mbaye Niang'a güveniyorum. Yedek tercihimde çok konuştuk hakkında. Vensan Aboubakar. Aboubakar bu hafta dinlenmiş de oldu birazcık Trabzon maçında oynamayarak. Ya yani Beşiktaş'ta rotasyon olacaksa da Aboubakar bence sıradaki 3 maça da 11 başlar. Çünkü son maç dinlendi birazcık. Ama ya yani Raşista da çok rotasyona girecek bir adam gibi gelmiyor bana. Raşista oynar. Orta sahada belki bir şeyler olabilir. Ya yani oyuncuların durumunu da bilmiyorum. Chamberlain belki Kayseri maçında oynar. Onur Bulut Brugge şanslı olabilir. maçında kesin oynar da 11 başlar. Orada iyi oynarsa Kayseri'de de 11 başlar muhtemelen Chamberlain. Evet, yani onları da biraz gözlemlemek lazım. Tabii sakatlık olabilir bu Avrupa maçlarında 3 takımın. Ben Fenerbahçe'den tercih yapmadım. Fenerbahçe'yi son maç beğenmedim. Demek ki Fenerbahçe rahat kazanacak diyelim. Fenerbahçe'nin sıradaki maçları bence kolay değil. Önce Alanya deplasmanı var, sonra da Başakşehir'le oynayacak. 6 puanı şimdiden yazsın izleyenler ve Ve iyi dinleyenler. totemcidir. Umarım totemi gerçekleşir. Ama ben Fenerbahçe'nin Alanya maçında da Ömer Hoca iyi tuzaklar hazırlayabilir. Başakşehir maçında da Başakşehir'in iyi bir kadrosu var. Zorlanacağını düşünüyorum çünkü birazcık da Nuri Hoca ipucu da verdi bundan sonraki takımlara. Ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçı da zor maç. Yani çok kolay bir grup çekti. Ludogorets, Spartak Trnava çok zayıf takımlar. Ama dördüncü sorumdan North Zealand çok iyi bir kura olmadı. Yani tabii ki Fenerbahçe'den zayıf bir takım ama hani Kopenhag'la ligde çekişen, bu hafta sonu berabere kalmış bir takım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin dengi bir takımla oynayacak. Biraz kötüsü belki. Yani bir sonuçta bir etkisi olacaktır. Çok rotasyon yapmaya müsaade etmeyen bir maç bence. Bir bakalım fikstürlere, konuşmadığımız maç var mı?
Pendik Fatih Karagümrük maçı var. Ben Geç. Pendikspor'un bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Geçelim abi. Çok fazla yorum yapılacak bir maç değil bence. Neyse yani ben Pendikspor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Onun dışında Antalya Samsun maçı var. Sen Adem Buksa'yı aldın Mali. Kaleci de Samsun aldım. çok transfer Ertuğrul da yaptı. aldım. Evet. Çok transfer yaptı. Ben Samsun'un hücumunu etkili görüyorum. Savunmada biraz aksamalar var. Karşılıklı gollerin olacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Hücumunu etkili mi görüyorsun? Kale sahası içinden topu kaleye atamayan bir hücumcuları Tamam da topu var. oraya getirdi. Bir sonraki maç atabilir yani. Ve Galatasaray'a Attıkları karşı iki yaptı bunu. golde ne derler? E Kuş tamam. taşa çarptı falan yani. Pozisyona giren bir takım atabilir yani. Bu Galatasaray karşısına girdiyse Antalya karşısına da girebilir ki Antalya Fenerbahçe maçındaki gibi beklemeyecek. Oyunu oynamaya çalışacak. Onun dışında Ankara Gücü Konya maçı var. Pek konuşmadık. Ben Ankara Gücü'nü beğendim. Kazanabileceğini düşünüyorum. Konya'yı da iyi puan toplasa da hiç beğenmiyorum. Mert senin de eklemek istediğin bir şeyler varsa hızlı hızlı geçiyoruz ama. Ben ikinci kaptan çıktı bana. İkinci kaptanım Abubakar. Teknik direktörüm Okan Buruk. Deplasman Oralı bir oldu. konu. Benim Bunları teknik direktörüm söyleyeyim. Kluivert. Ben de Clivert, kaptanım Maxim zaten söylemiştim kaptanıma. Onun dışında her maçı konuştuk aslında. İstiyorsanız yavaş yavaş kapatalım. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Yok, teşekkür ederiz. İzlenme sayımızı görünce mutlu olduk. Umarım bu şekilde devam eder. Bunun devam etmesi için de biraz daha fazla beğeni ve yoruma ihtiyacımız var. Bu da bizi ekstra motive edecek. Çok teşekkür ederiz şimdiden bize destek olan herkese. Beğeni ve yorumlarda daha fazla insanın karşısına çıkmasını sağlıyor videoların. Geçen hafta bunu sağlamış olabilir. İlk defa izleyenler varsa umarım beğenmişlerdir. Eleştirilerini dinlemeye hazırız. Yazarlarsa yorum olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu hafta biraz 6-18'de yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hani bizim için yani problem her değil. eleştiri İstediğinizi yazın. açarız yani. Barış Arıkan'a küfretmek isteyen varsa edebilir. Yani dinleyicilerimizin, takipçilerimizin düşüncelerini küfretmeden de ifade edebileceğini düşünüyorum. Dava açarsa ben ödeyeceğim arkadaşlar. Yok Hiç dava merak açmam. Daha ben onu dava açma etmeyin. aşamasındayım. Kafes dövüşüne çağıran olursa gider misin Barış? Yok ama daha yani ben kimseye oraya bir şey yazdı diye Son videoyu dava açmam izlediniz, değil yani. mi? Neyse kapatalım artık yani şey gibi konuşacağım Sabri Ugan gibi. Yani artık saat herhalde kapatmamız gereken noktaya geldi. Geç saatte çekiyoruz bunu da. Zaman az çünkü. Pazartesi maçlar bitti. Cuma yeni maçlar var. Biz de kurgudan çıkıp size bir an önce yetişmesi için hızlıca çekmeye çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta daha rahat bütçelerle, daha geniş zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.